Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü haftalık olan yönetim kurulu toplantısı bu kez Afsallar'da gerçekleştirildi. Afsallar mahalle teşkilatında düzenlenen toplantıya CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ başkanlık etti. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Coşkun Karadağ, Afsallar'daki sorunları yerinde görmek ve sorunları dile getirerek çözüm odaklı çalışma yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Buradaki Afsallar'da yapmamızın amaçlarından bir tanesi de hem burada beldemizdeki arkadaşlarımıza sorunları yerinde irdelemek, incelemek hem de bu beldemizin bir takım sorunlarını dile getirerek çözüm odaklı çalışma yapmamızdır. Ben burada gerçekten çok verimli bir çalışma oldu, çok verimli bir toplantı oldu. Öncelikle katılan tüm Afsallar'daki partili arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Buradaki göze batan en önemli sorunlardan bir tanesi, biliyorsunuz Payarlar Türkler arasında bir deniz kenarında duvar yapılmakta, taş duvar yapılmakta. Bu yapılan taş duvar denizle kara arasındaki bir set gibi oluşmakta. Buradaki arkadaşlarımızın en büyük taleplerinden bir tanesi, bu taş duvarın denize inen her 50 metrede bir merdiven yapılarak ve de birçok yerinde de otopark yaparak, yani halkımızın çok rahat bir şekilde denize inmesini sağlanması gerektiği konusunda ben dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu yapıtı biliyorsunuz Alanya Belediyesi yapıyor. Ben bu Alanya Belediyesi'nden karadaki, yani mahallemizdeki arkadaşlarımızın denizde çok rahat buluşması için bu merdivenlerin yapılmasını talep ediyoruz ve bu işin de takipçisi olacağız. Alanya'daki icra artışlarına dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ, bir an önce bu ekonomik darboğazdan çıkılması ve çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemiz iyi idare edilemiyor. Bir ülkenin iyi idare edilmemesinin göstergesi halkın cebindeki para ve de borçla yaşaması demektir. İcra demek insanların bir taraftan para alınarak karşılığını ödeyememesi demektir. Yani ekonomi çok kötü. Ülkemiz iyi idare edilmiyor. Bakın geçen hafta Alanya'mıza iki tane bakanımız geldi. İki bakanımız biz gerçekten müjdeli bir haber beklerken gene sen ben bizim oğlan mantığıyla beraber eski söylemlerin tekrarı devam etti. Ama ne yazık ki şu an içinde gördüğümüz kadarıyla gene dediğim gibi oteller kapalı. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. İnsanlar artık para kazanamıyor. Mülklerini icraya vermişler. Mülklerini para karşılığı almak için ipotek etmişler. Şimdi tabii ki hükümetin şöylesi bir can suyu bir projesi var biliyorsunuz. Ama bu nedir? Kredidir. Kredinin sonuçta bir ödenmesi söz konusu. Kredi karşılığı da hiçbir kimse, hem devlet bankası hem de özel bankalar kredi verirken karşılığında bir gayrimenkul ve bir teminat alıyor. Bu teminatların ödenmemesi demektir. Ödenmemesi demek icra demektir. Biraz önceki sorduğunuzda soru da budur. Tabii ki icra şu an gündemde. Alanya'mızda biliyorum ben, basın organları da bugün bunu gündem yapmışlar. Müthiş bir icralık gayrimenkuller var. Bu halkımızın iyi idare edilmediğini, devletin iyi idare edilmediğini, hükümetin iyi idare etmediği anlamına gelecektir.